Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar ve pazartesi her zamanki gibi devam ediyoruz ve eğitim merkezi kursumuzda bugün de ne yapacağız? 6S ve 6D üzerinde konuşacağız biraz. Nedir bunlar? Ne için? Ve nasıl çalışmalıyız? Esasen tüm manevi çalışma sizlerin de bildiği gibi artık bu zamana kadar kişinin yerdanla bağ kurması. Esasen tüm yaratılışın amacı insanın üst bir bilinç edinmesi, yani yaradan bilinci edinmesi. Tümüyle bu beninden, bu fiziksel bedenin sınırlarını aşması ve esasen tümüyle özgür bir hayatı olması. Çünkü görüyoruz ki bizim bu dünyada pek özgür bir hayatımız yok. Öncelikle bedenin sınırlamaları içerisindeyiz. Öyle değil mi? Tüm hayatımız kısıtlı bir, sınırlı bir beden içerisinde geçiyor. Ona göre zamanımız da sınırlı. Yani ne zaman gideceğimizi de bilmiyoruz. Tek tarafı her an her şey olabilir yani. Sürprizler dünyası. Genelde de kötü sürprizler dünyası. Hayatımıza da bakarsak, bir toplayacak olursak, ne kadar mutlu olduk ve ne kadar mutsuz olduk bir teraziye koyacak olursak ve adam bir hesap yapacak olaydı, derdi ki bunca zahmete değmezmiş. Tamam. Ama niye ilerliyor peki insanoğlu? Ne olsun? Adamın içinde her zaman ümit diye bir şey var. Ha? Ufak bir, ince bir mumun ışığı gibi adamı çekiyor. Sanki bir şey varmış ya da bir şey farklı olacakmış gibi yarın. Ama yarın sokaktaki adam için bugün gibi daha da beter. O yüzden günden güne kötüye giden bir hayat var. Şimdi hal böyleyken, eğer kişinin kalpteki noktası uyandıysa ve kişi de maneviyata, hayatın manasına, yaratılışın amacına bir çekim duyuyorsa, realitenin içerisinde kendi beninden çıkabilmesi için, yaradanla birebir çalışamayacağı için insanla yüz yüze çalışmak zorunda. O yüzden hocalarımızın dediği gibi, her dost adama aynadır. Eğer kendimde ne düzeltmek istediğimi görmek istiyorsam, ona bakmam lazım. Peki ona aval aval bakacak halimiz yok. Bir şey yapmamız lazım ki onda bir şeyler göreyim ki sonra anlayayım ki bu gördüğüm nitelikler benim içimde. Dolayısıyla insanla insan arasındaki ilişkiye belli bir yaklaşım ile yaklaşmam lazım. Yani belli bir şekilde dosta yaklaşmam lazım ki İstediğim ve arzuladığım amaca göre dostumda bazı şeyler göreyim ki onu da geri dönüşüm olarak kullanayım ve içsel bir çalışma yapabileyim. Bizler bu yüzden birinci dönemin ilk derslerinde ne öğrendik? Orta derslerinde realitenin algılanmasını öğrendik. Öyle değil mi? Ve realitenin algılanması ne diyordu bize o ders? İnsanın dışında hiçbir şey yok. İnsan her şeyi kendi içinde yaşıyor. O yüzden hayat bana öyle bir şekilde hayat kurulu ki
Hayat adama esasen adamın içselliğini yansıtan bir sinema ekranı gibi. Kötü şeyler görüyorum hayatta. Eğer maneviyat çalışıyorsam diyorum ki kendimde ıslah etmem gereken şeyler. Maneviyat çalışmıyorsak sokaktaki adam gibi, o ise sağa sola bağırıyor, çağırıyor sürekli. Şöyle yaptın, böyle yaptın, şöylesin, böylesin diye. O işten hiçbir şey olmayacak. Ve binlerce yıldır da böyle yaşıyorlar. Ve binlerce yıl daha böyle yaşayabilirler. Ve böyle doğdular ve öldüler. Ve böyle doğup ölmeye devam edecekler. Hal böyleyken adamın yapması gereken şey Yaradan'a olan yaklaşımında neyi düzelteceğini önce görebilmesi lazım. Mantıklısı da o, öyle değil mi? Eğer birisiyle bir ilişki kuracaksam, bir bağ kuracaksam, iki şey bilmem lazım. Bir, o kişi nasıl tavırlardan hoşlanıyor, nelerden hoşlanıyor, neleri sevmiyor. Bu bir. İkincisi de eğer neler yaparsam incinebilir ki onu incitmekten çekinmem, korkmam lazım. Tamam. Sevgide bu iki prensip var. Bir, karşısına iyilik yapmak. Bir de karşısını incitmekten korkmak. O yüzden bu iki koşul insan ve yaradan arasında da aynı. Çünkü eğer yaradanı seveceksem, ona ihsan etmek isterim. Ve seveceksem de ona zarar vermekten, onu incitmekten korkarım. O yüzden birisi Allah korkusu, ötekisi Allah sevgisi. Öyle değil mi? O yüzden sevgi iki koşulu birlikte barındırmak zorunda. Hal böyleyken eğer sevgi hem başkasının gönlüne, arzusuna göre gitmemi gerektiriyorsa ve hem de onu incitmekten içimde olması gereken bir korku oluşturması gerekiyorsa, demek ki belli bir şekilde bir yaklaşım geliştirmem lazım ki bu iki koşula gelebileyim. Çünkü bu iki koşula gelmez isem bir yerden dönemeyiz. Yani bu iki koşula doğru giderken içimde nelerin eksik olduğunu görmem lazım. Tamam, benle misiniz? İnşallah ben misiniz? Okay. Şimdi bu 6S 6D formülü elbette maneviyatta 6S 6D formülü diye geçmiyor kitaplarda. Çünkü biz manevi çalışma yaparken kitaplardan bu prensipleri aklımıza kolay yerleşsin diye 6S, 6D diye çıkardık. Yani kendi çalışmamızdan özet yaptık ki aklımızda her zaman kısa bir şekilde nasıl dostlara hep yaklaşacağım. Yani neler yapmam lazım ve nasıl yapmam lazım. Bunların üzerinden geçelim beraber. Size notunuzu alın. Birincisi saygı. Şimdi bir insanı sevmeye uzun yol var. Ama insana saygı duymak zorundayım. Neden burada saygı duymak zorundayım adama? Etten kemikten biri olduğu için değil elbet. Dosta saygı duyuyoruz çünkü kalpteki noktası uyanmış. Ve yerden onu uyandırmış. Hal böyleyken herkes, her kim uyandıysa yerden seçtiği birisi. Yerden diyor ki bu sanki benim çocuğum gibi. Ve ben sana şimdilik emanet ediyorum. Ve adamı biz nasıl tanırız? Emanete nasıl baktığından. Yerden de öyle tanır. O yüzden öncelikle her dostun kalpteki noktasına saygı duymamız lazım. Çünkü yerdandan bir parça taşıyor. Dolayısıyla bu parçaya karşı sorumluluğum olması lazım. Çünkü eğer kişiyi gruba getirdiyse yaradan ve aramızda hep birlikte çalışıyorsak
Bu demektir ki herkes yerdanın evlatlarından sorumlu. Üçüncüsü sadakatlik. Sadakatlik, yaradanın yoluna sadakatlik elbette. Manevi çalışmamız, yegane amaç yaradanla bütünlüğe bağ kurmaya gelmek. Ve yaradanla bağ kurabilmem için insanla bağ kurabilmem lazım. Ve birisiyle bağ kurmam için ona sadık olabilmem lazım. Yani ne demek bu? Çalışmada bana güvenebileceği hissini ona vermem lazım. Olay sadece oturuyorum ve buradayım, sizlerleyim vesaire değil. Sevgi karşı tarafa onu sevdiğimin hissiyatını göstermek, vermekle olur. Ve bu konuda problem yaşıyoruz. Tüm dünya olarak. Hal böyleyken bu eylemlerin hepsi dostu sevmeye çalıştığımı gösteren eylemler. O yüzden sadakatlik yola, yaradana, amaca, yaratılış amacımıza. Sabır elbette olmadan olmaz. Çünkü bizim yolumuz uzun ince bir yol. Üstü dikenli dedikleri gibi. İnişli, çıkışlı, problemli. O yüzden kişinin sabıra ihtiyacı var. Sabır demek bir kenarda oturuyorum ve ne olursa olsun ve ne olacaksa olsun bekliyorum şeklinde değil. Sabır demek elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ve yerden ne zaman bana maneviyatı bahşedecek sormuyorum. Çünkü sorarsam hesap sormak gibi olur. Öyle değil mi? O yüzden sabrediyorum ve sadece ihsan etmeye meyilli çalışıyorum. Ve yerdana sormuyorum ne zaman bu işi yapacaksın diye. Ne zaman bizler de bir şeyler edineceğiz? Sanki bana ödeme yapması gerekiyormuş gibi. Anlaştık. Sabrın ne demek olduğunu anladık mı? Ya çünkü ihtiyacınız olacak. Sonra sevgi, eğer bunların hepsini yaparsam, dostlara yatırım yaparsam eğer, aramızda yavaş yavaş sevgi oluşması lazım. Çünkü her kime yatırım yaparsam onu sevmeye başlarım. O yüzden birisini sevmek istiyorsanız ona yatırım yapmak zorundasınız. Ne demek yatırım yapmak? Kendimden tavizler veriyorum demek. Onu da halledersek inşallah sonuca gelmiş olacağız. Sonuç selamet. Selamet İbranice'den gelen bir kelime. Şlemut kelimesinden. Şalom, barış. Tamam. Arapçaya doğrudan giriyor. Selam. Hatta selamün aleyküm duymuşsunuzdur. Duydunuz mu? Evet. Şalom aleyhem kelimesinden geliyor. Tümüyle İbranice. Ondan sonra aleyküm selam var değil mi? Bir de. Aleyhem şalom. O da İbranice'den. Aleyhem şalom genelde söylenmez. Çünkü aynı zamanda başınız sağ olsun demek. Ama kelimeler oradan geliyor. O yüzden şlemut, selamet. Bütünlük demek. Yani tüm dostların arasındaki sevgi bağında yaradanı hissettiğimiz zaman bütünlüğü
Yani barış ve sükuneti hissederiz demek. O yüzden sadece yolun sonunda barış olabilir ve sonuna kadar da dünyada barış olamaz. İki şekilde yaşayabiliriz dolayısıyla hayatın savaşlarını. Ya dışarıdaki adam gibi kasaplığa soyunacaklar. Ya da adam kendisini değiştirmek için kutsal bir savaşa girecek. Yerden doğru ilerlemek uğruna nefsiyle savaşacak. Durum bu. O yüzden 6S hepimizin sürekli üstünde durması gereken bir şey. Ancak bunları yaptıkça ilerleyebiliriz. Bir de buraya kadar okey miyiz? Var mı 6S ile ilgili soru? Yok herhalde, değil mi? Buraya yazmadığını da göre bir soru. Ders sırasında gelen konuyla ilgili soru yok. Diyelim 6D'ye. Bizler sizlerle öğrendik ki insanın değişmesindeki en önemli faktör çevre. Eğer etrafımda iyi insanlar olursa onlardan iyi bir şekilde etkilenebilirim. Eğer etrafımda hep amaca yönelik şeyler olursa amacı olan arzumu, özlemimi, ilhamımı büyütebilirim. Eğer farklı çevrede olursam, o çevre beni nereye çekecekse çeker. O yüzden çevreyi nasıl kullanacağımızı da çok iyi tayin etmemiz lazım. Ve bunu yapamaz isek, maneviyatı unutabiliriz. Birçok kere söylemişimdir. Binlerce yıldır yüz binlerce insan maneviyata gelip edinme yolunda tüm hayatlarını sildiler ama bir şey edinemediler. Kabalistler de diyor, 1.000 kişi gelir ama bir kişi ışığa çıkar. Bu demek değil ki aranızdan bir kişi çıkacak. Bu demek ki çevreyi doğru kullanamayan bir yere çıkamayacak. Altı D öncelikle bir danışman gerektiriyor. Yani bir rehber olması lazım. Danışacağım birisi olması lazım. Yolu benden önce yürümüş, bilen birine ihtiyacım var. Bu dünyada da anne ve babaya ihtiyacımız olduğu gibi. Çünkü bir şey olduğu zaman, eğer babanız hayattaysa, yaşlı bile olsa ve siz de iyi yaşınız, ne bileyim, şimdiki gibi 50, 60, 40 ya da olsa, hayatta olaydı, kesin soracağınız, danışacağınız bir şey çıkardı. Ben hala anneme danışırım. Dalga da geçmiyorum. Çok ciddiyim. Niye? Çünkü biliyorsun ki hayat tecrübesi var. Bazen çocuğuma bile soruyorum. Herkese Allah konuşturuyor. Bakalım ne diyor. O yüzden yolda ilerlerken önemli olan şey bana yol gösterecek doğru birisinin olması. Doğru birisini nasıl seçeriz hayatta? Elbette tipine bakarak değil. Sorduğum soruya verdiği cevapla seçerim rehberi. Rehber öyle seçilir.
Ve eğer bana öğrettiği yol içime siniyorsa, amaç içime siniyorsa, o zaman ona bırakmam lazım. Ve onun dediğine göre gitmem lazım. Başka yolu yok. Rehberin dediğine göre giderek egomu da eğmek zorunda kalıyorum çünkü. Ve egomu ne kadar eğebilirsem ve üstün aklına göre gidersem, kendi aklıma hiç yatmıyor olsa bile, o zaman ilerleyecek yerim var. Benle misiniz? Ben bunlar önemli konular. Bunları denk getiremeyen arkadaşlar aramızda kalmaz. Kalmaz değil, çünkü çalışmayı doğru yapmadıkları için. Çünkü insanın egosu güçlü. Çocukken annemize babamıza pasivize oluyoruz dedikleri zaman bir şey. Öyle değil mi? Eğer çok inatçı olursam, kaşlarını çatıp iki hop dediği zaman sineye çekiliyor. Tamam, susuyorum. Ama sizler benim çocuklarım değilsiniz. Kaldı ki hepiniz de görünüşe bakılırsa yaşlarınız ilerlemiş. 20'li, 30'lu, 40'lı, belki daha da fazla. Ve rehbere pasivize olmak zor. Kaldı ki bir de biz Türk'üz. Biz her şeyi herkesten daha iyi biliriz. O yüzden zor. Ama adam yapmadığı sürece bir yere gidemez. Çünkü eğer yüce bir şey edinmek istiyorsam, benden yüce olanın aklını almam lazım. Onun aklını alabilmem için onun tavsiyesini uygulayıp sonucu yaşamam lazım. Öteki türlü yüzmeyi kitaptan okuyarak öğrenmeye benzer işiniz. Birisi yüzme ile ilgili soru sorunca çok güzel cevap verirsiniz. Gel iki yüzelim dedikleri zaman, bir saniye, biz yüzmüyoruz. Biz sadece nasıl yüzülür onu anlatıyoruz dersiniz. Öyle maneviyatta ilerleyemeyiz. Bu sebepten dolayı inişli çıkışlı her şeyi yaşamak zorundayız. Ki tecrübeliden daha erdemlisi yok. O yüzden rehbere, danışmaya ihtiyacım var. Ki beni rayda, yolda tutsun. Akabinde derslerimiz var. Dersler olmadan çalışacak bir şeyim yok. Ders demek, çalıştığımız makaleden yaşadığım şeyleri değerlendirecek araçları elde etmek demek. O yüzden makaleleri, kabalistik kitapları okuduğumuz zaman insan hislerinde yaşadığı şeyle ne yapması gerek, bunlarla nasıl çalışması gerek, onları öğreniyor. Bizim dünyamızda birçok insan bir sürü problemden geçiyor, doğru mu? Dolayısıyla dünya depresyonun içinde. Oldu mu depresyon dünyanın birinci hastalığı? Girişle olmuştur. Neden? Hayatıyla ve başına gelen şeylerle nasıl karşı karşıya gelecek, bunları nasıl idare edecek bilmiyor. Bilmediği için problem. Maneviyatta aynı şeyleri yaşarsanız o da problem. Yani manevi yaşadığım şeyleri, çalışmada yaşadığım şeyleri nasıl değerlendirip rayına oturtacağım, nasıl analiz edeceğim, kendimle nasıl, yolumla nasıl ilişkilendireceğim, bunları yapamaz isem problem.
Tıpkı bu dünyada adamın dünyevi hayatını idare edemeyip problem yaşadığı gibi. O yüzden dersler önemli. O yüzden biliyorsunuz ki haftanın 7 günü ders yaparız. Bayram, tatil falan yoktur bizde. Her gün nasıl su içiyoruz, yemek yiyoruz, ruhumuzu da besliyoruz. Üç, dostlar. Dost, bağ demek. Yani insanla insan arasındaki ilişki ve oradan insanla yerden arasındaki ilişkiyi nasıl oturtacağımı öğrenebilirim. Yerden hiçbir zaman adama direkt ifşa olmayacak. Yaratılışın içinden ifşa olabilir. O yüzden yaratılışın içinden ifşa olduğu için adam da yaratılışın içinden yaradana geri dönüş yapabilir. Yaradana karşılık o şekilde verebilir. O yüzden hasbelkader yaradan tüm bir realiteyi bir sürü detayla ve 8 milyar insanla yaratmadı boşuna. O yüzden dostlar olmadan yapacak bir şeyim yok. Felsefeci olurum. O kadar. Az önce bahsettiğim gibi. Kitapları çok iyi bilip de hiçbir şey beceremeyen adamlar gibi oluruz. Ondan sonra tüm hayatımız dünyaya bakıp dünyadan hoşlanmadığımız şeylere yönelik şikayet etmekle geçer. Sonra bir de bakmışsınız, bize de Sokrates demişler. Hayata bakıp bakıp şikayetçi oluruz. Öyle de bir şey edinemeyiz. Bir şey edinmek istiyorsak etimizin üstünde yaşamak zorundayız. Hissetmek zorundayız. Ve bu sadece insanla insan arasındaki ilişkide olur. Tamam, bazen bana diyorlar insanla hayvan arasındaki ilişki, çiçekler, bitkiler, yiyor. Sadece insan ve insan arası. O yüzden kedinizle, köpeğinizle, evdeki muhabbet kuşunuzla değil. Eğer insan seviyesine yükselmek istiyor isek o seviyede bağ kurmam lazım. Benle misiniz? O yüzden köpeklerimi sevmek için çalışırsam o zaman köpeklerimin seviyesine inerim. Bu yüzden bazen sokakta görürsünüz köpekleriyle konuşan insanları. 40-50 yaşında adamlar bebeğim diye o seviyelere gelmek istemiyoruz. Tamam. Kendimizi yükseltmek istiyoruz. Ne kadar alt seviyeyle ilişki kurarsan kendini o seviyeye indirirsin. O yüzden çevre çok önemli. Ve çevrenin öyle küçüğü büyüğü yok. Her şeyi etkiler adamı. İnternette bir şey okursun etkiler, bir dizi seyredersin etkiler, şuydu buydu bir şey duyarsın etkilenirsin. Öyle duyularımız çalışıyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden ne kadar çok kafamı dostların arasına sokarsam, ilerleyişim için o kadar çok olumlu etki alırım burada. Başka da bir yolu yok. Dayanışma. Dört. Aramızda bir dayanışma olmadan, karşılıklı destek olmadan hayatta ilerleyemeyiz. İmkan ihtimal yok. Öncelikle bizim çalışmamızda kahramanlar yok. Hiç kimse kahraman değil.
Çünkü biz doğamıza karşı savaşıyoruz. Ve doğamızı kendi başımıza yenmemiz mümkün değil. İmkanı ve ihtimali yok. Adam kendi kendini ölüme getiremez. O yüzden nefsimizin üstüne çıkmak, yani onu öldürmek. Öldürmek demek kullanmamak demek maneviyat. Tamam? Onu öldürmek, kullanmama seviyesine getirmek istiyorsak başkalarının yardımına ihtiyacımız var. O yüzden her dost diğerine yardım etmeli. Öğrendiğimiz gibi Rabaş'ın makalelerinde. Hep beraber duaya da gelmemiz lazım. Dua arzu demek. Sokaktaki adam gibi ağzımızdan çıkan laflarla öyle bir yerde yazdıkları diye dua edemeyiz. O çocuklara okuma yazma öğretirken Ali topu at gibi öğretmeye benziyor. Ve o şekilde dua edilmez. Dua, dostlarla doğru çalışmanın sonucunda hepimizin geldiği ortak bir arzu demek. O yüzden dostlarla çalışmazsam, derslerden öğrendiğim şeylerle ve danışmandan doğru şekilde çalışmanın yolunu almaz isem, duaya gelemem. İmkanı ihtimali yok. Dua amaca yönelik olmalı. Yaratılışın amacına yönelik. O yüzden yaratılışın amacına yönelik çalışacağım bir grup insanla, onlarla birlikte yaptığım çaba ile öyle bir arzuya gelebilir. Ama Mecnun'a dönmek gibi. En sonuncusu da dağıtım. Dağıtım, yukarıdan aldığım şeyi başkalarına veriyorum demek. O yüzden arkadaşlar da, bizler de hepimiz. Eğer sofraya yiyecek koymasaydık, almanız için hazır, sizlerin de haberi olmayacaktı. O yüzden dağıtım demek, dünyaya yardım ediyoruz demek. Kimsenin ağzına tıkmıyoruz kaşıkla. Ama aş evi gibi. Adamın ruhuna yemek. O yüzden hazırlıyoruz ki arzusu olan olursa gelsin tatsın. Dağıtım yapmazsam başkalarına yardım etmem zor. Dağıtım demek beni tanımayan insanlara yönelik bir şeyler yapıyorum demek. Ben sizlerin hiçbirini gelmeden önce tanımıyordum. Bilmiyorum hiçbirinizi. Niye yapıyoruz peki? Çünkü tüm insanoğlunun bir yaratılış amacı var. Ve eğer insanoğlunu sevmeye geleceksem onlara bakmam lazım. Ve başkasına bakmazsak başkasını sevemeyiz. O yüzden hem birbirimize bakacağız, dost dosta yardımcı olacak, hem de tüm dünyaya bakacağız. Ve isteyenlere de yardım edeceğiz. Sadece arzusu olanlara. O yüzden dağıtım sizlerin büyümesi için çok önemli. Çünkü dağıtım yapmak demek kendi hayatınızdan taviz vererek, kısıtlamalar yaparak başkası için bir şeyler yapmak demek. Ve bu zor bir şey. Tam ilerlersek görürsünüz.
Var mı soru yoksa her şeyi net net anlattın mı? Kısa bakalım. Hislen sormuş. Rehberim aslında bunlar tanrısal nitelikler ve bunları edinmek bir insanın olmazsa olmazı öyle değil mi? Şimdilik tanrısal ne bilmiyoruz. O yüzden tüm bu terimlerde saygıydı, sorumluluk da bunların da hiçbirini bilmiyoruz işte açıkçası. Yapmaya çalıştığımız zaman göreceğiz ki ne kadar saygısız, sorumsuz, sadakatsiz ve vesaire vesaire göreceğiz. O yüzden dostların arasında görebilirim bunu sadece. Çalışma, eğer bir şey edinmek istiyorsam hayatta bak. Bir şey olmak istiyorsam, olmak istediğim şey buradaysa ve ben buradaysam, olmak istediğim şey neyse o şekilde çalışmam lazım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Eğer atıyorum iyi bir sporcu olmak istiyorsam, iyi bir doktor, iyi bir her neyse önemli değil. O koşulu hayal etmem lazım kafamda. Yani yerden gibi sevmek, ihsan etmek istiyorsam o koşulu hayal etmem lazım. Henüz orada mıyım? Değilim. O yüzden arzulananla gerçek arasında bir fark var, değil mi? Mesafe var. Dolayısıyla aradaki mesafeyi köprülemem lazım. Köprüleyebilmem için çalışmayı yapmam lazım. Çalışmayı yaptıkça engellerin ortaya çıkması lazım. O engelleri aşmam lazım ki ıslahımın parçası. O yüzden içinde bulunduğumuz koşuldan baktığımız zaman konuyla hiçbir alakamız yok. Ama olmak istediğim yerle hepsi çok alakalı. Tamam. O yüzden kafamızda canlandıracağız. Neden kutsallık? Esasen kutsallık ama esasen kutsallıkla değilken bizim için biraz felsefe ama hayal edeceğiz. Doğru yani aslında soru. Tamam. Eğer yerden karşımda olsaydı, tamam. Arkadaş yerden gibi olsaydı diyelim ki ona nasıl davranırdı? Öyle değil mi? Soru bu. Mehmet sormuş. Rehberim sabır konusuna dostlar arasındayken sabırlı ve tahammüllü olmayı da dahil edebilir miyiz? Zaten onun dışında sabretmemiz gereken bir şey yok. Dostların arasına girdiğimiz zaman göreceğiz ki tahammül edemiyoruz. Dostlara tahammül edemiyoruz. Bizimle biraz çalış. Güven bana. Yüzlerine bakmayı istemeyeceksin. Bakmayı istememeyi bırak. Göreceksin ki kafan gidiyor ve kontrol sende de değil. Kafan başka yere bakıyor. Gözün başka bir yere bakıyor. Ve kontrolün bile yok konuyla ilgili. Biraz ilerleyelim göreceksiniz ki vücut adamı kontrol ediyor. Sizin ne istediğiniz önemli değil. Bedenin ne istediği önemli. Biz şimdi bu dünyada bu ayrımı yapamıyoruz. Adam çünkü arzusuyla bedeni adam için aynı şey. Yani kalpteki noktası yoksa adam diyor ki ben diyor arzularım var yaparım diyor. Beden bunları yapmaya razı. Kalpteki nokta uyandığı zaman adam çelişki içerisinde. Bir taraftan hoca diyor ki 6 S6 de. Bir taraftan doğam diyor ki hayatta olmaz. Ve kim beni kontrol ediyor? Doğam kontrol ediyor. O yüzden geleceksiniz sonra şikayet edeceksiniz. Hocam bu iş olmuyor diyeceksiniz. Ben diyeceğim doğru. Olmuyor değil, olamaz. Bir yerden yardım etmesi lazım adam o yüzden. Dostlarımızda yani aynamızda bulduğumuz her kusur kendimizde de vardır diyoruz. Peki kendimizde de vardır değil, kendimizde var. Dostta yok o kusur.
O kusur bende var. Tamam, net olayım. Diyelim ki ben sende bir kusur gördüm. Bu kusur Mehmet'te de var, bende de var değil. Bu kusur Mehmet'te yok, bu kusur bende var. Anlaştık. Konuyu iyi anlayın. Çünkü tüm dünya el alemden şikayetçi. Maneviyat çalışacaksanız sadece kendinizden şikayetçi olmanız gerekiyor. Yoksa sokaktaki adam gibi olursunuz, öyle geçer ömür. Ali şöyle yaptı, Veli böyle yaptı. Ve ben de öldüm ondan sonra bunları düşünürken. Bu şekilde. Peki bizde olmayan ama sadece dostumuzda olan bir kusur olamaz mı? Olamaz. Realitenin algılanmasına ters. Hepimiz aynı realitenin parçaları olduğumuz için hepimizde nitelikler var. Ölçüleri farklı ama hepimizde her şey var. Hepimizde. Ölçüsü farklı ama hepimizde tüm kötülükler var. Ve yerden gösterecek. İyi çalışırsak göstereceğiz. İyi çalışmazsak göstermeyecek bize bir şey. Lay lay lom olur çalışmamız. Eğer şöyle etli, sulu, bandıra bandıra bir çalışma yapmak istiyorsanız, o zaman yerden adama her şeyi gösterir. Tüm pisliğini. Ve iyi bir ödül o çok iyi oldu. Yolda ne kadar kötü olduğumu yerdenin bana göstermesi, yerdenin bana hediyesi. Çünkü ancak bunları aşarak bana yaklaşabilirsin diyor. O yüzden bana yol gösteriyor. Çocuklarımızı da öyle büyütüyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki bak oğlum, adam olmak istiyorsan bunları yapamazsın. Yapamazsın. O kadar. Tamam. Yerden de adam aynı şekilde. Bunları yapamazsın. Büyümek istiyorsan, adam olmak istiyorsan bunları yapamazsın kardeşim. Bu şekilde. Yerden de bize tavrı öyle. Hiç farklı değil. Ceren sormuş. Rehberim dediğiniz gibi doğamı gördükçe değişmek istiyorum ve bunun için yerden dönüyorum ama kendimde bir milim bile ilerleme yok. Bu olan yerdana nasıl döneceksin? Ne diyeceksin yerdana? Beni çok kötü yapmışsın. Lütfen değiştirme. Hı? Fena fikir değil. Kulağa hoş geliyor. Ha? Yani kötü olduğumu görüyorum. Ve yerden diyorum ki kötülüğümü değiştir. Kulağa hoş geliyor. Doğru geliyor. Ha? Doğru geliyor. Ama çok egoistçe. O yüzden cevap alamazsın o duaya. Ne zaman duaya cevap alırsın? Dostun için dua etmeye başladığın zaman. O yüzden yerden adamın bireysel bağırışına, haykırışına kulak vermez. Ama dostun için bir şey istersen ve kendini hiç düşünmeden dostuna duacı olursan, o zaman yerden der ki bir dakika, bu kendisi için bir şey istemiyor. Bunu bir dinlemem lazım. Ve eğer dostların da senin için dua ederse, diyelim ki Okşan senin için dua ediyor, sen de Okşan için. Yerden diyor ki, vay canına. O onun için, o da onun için dua ediyor. Ama ikisi de kendisi için dua etmiyor. İkisi de cevap almaya layık. İkisinin de duası kabul görür. O yüzden dostun maneviyatı edinebilmesi için, benim maneviyatı edinebilmem için dostlara bu yüzden ihtiyacım var. Çünkü bize maneviyatı edindirecek tek şey iyi bir dostun İyi bir duası. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden geleneklerimizde kabalistler dinleri oluşturdukları zaman ne yaptılar?
Ha? Dediler ki hepiniz bir yere geleceksiniz aynı saatte ve herkes birlikte dua edecek. Ama herkes kendisi için dua ediyor orada, o yüzden bir şey olmayacak kötülükten başka. Çünkü prensip adamın hiçbir zaman kendisi için dua etmesi değil, her zaman halkı için dua etmesi. O yüzden yerden halkın duasını kabul eder derler. Evet. Anlaştık mı Ceren Hanım? Ha, daha gençsin, önümüzde yıllar var. Rayına oturturuz. Rayına oturturuz, merak etme. Ama kendimiz için dua etmiyoruz. Onluğumuz olsun, rayına oturacak. Hep birlikte bir çalışmaya başlayalım. Daha yenisiniz ve güzel de gidiyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Daha yolun başında bile değiliz daha. Tamam, daha başında bile değiliz ama görüyorum iyi yol alıyoruz. Sabır prensibinde belirttiğimiz gibi ödül beklemiyorum ama bu doğamdan nefret ettiğim için değişebilmek istiyorum. Nasıl ilerleme kaydederim? Aynen dediğim gibi. Kendim için değil, dost için dua edeceğim. Dost benim için dua edecek. Herkes herkes için dua edecek ama kimse kendi için dua etmeyecek. Böylelikle benimizden çıkacağız. Başkasının için dua edebilmem için başkasını sevmem lazım. Neden yatırım yapmam gerektiğini anlıyor musunuz? Şimdi dostlar benim için dua etmezse ben maneviyata edinemiyorum. Ben dostlar için dua etmezsem onlar da edinemiyor. Hep birlikte edinemeden ölürüz. Tamam. Ve binlerce yıldır binlerce grupta maneviyata edinememelerinin yegane sebebi bu ufak prensibi göz ardı etmeleri. O yüzden benim seni sevebilmem için senin bana beni çok sevdiğini ve çok düşündüğünü göstermen gerekiyor. Çünkü burası eylem dünyası. Görmem lazım, öyle değil mi? Biz nasıl sevgiyi ifade ediyoruz arkadaşlar arasında? İyi yaklaşımımızla, onları düşünerek, hediyeler alarak, değil mi? İyi yaklaşımımızla onları satın alıyoruz. Makalelerde öğrendiğimiz gibi. Başkalarına yaptığımız iyilikle birbirimizi sevmeye yakınlaşıyoruz. Sebepten dolayı eğer dostlar beni sevdiklerini eylemleriyle gösterirse, ben eylemlerimle onları sevdiğimi gösterirsem, herkesin arasında şöyle bir hissiyata geliriz. Herkes beni seviyor. Eğer herkesin beni sevdiğini, beni düşündüğünü hissedersem, doğam gereği, insan doğası gereği kendimi düşünmem gerektiğini hissetmem. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendimi düşünmemi durdurabilmem benim elimde değil, sizin elinizde oluyor. Ve sizin koşulunuzda benim elimde oluyor. O yüzden herkes birbirine göbekten bağlı arkadaşlar. Tüm dünya birbirine göbekten bağlı. Ve bunun başka hiçbir yolu yok. O yüzden tüm grup, herkes birbirini sevdiğini, saygı duyduğunu, değer verdiğini, onlar için manevi yolda ilerlemeleri için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, sürekli yardımcı olarak bunları göstermeleri gerekiyor ki hepimizin içi rahat etsin, hepimizin içine bir güven gelsin. Ve eğer kendimi düşünmem gerektiğini hissetmezsem ancak kendimi unutabilirim. Başka yolu yok. Ruzbeh sormuş. Pardon, Elgün sormuş önce. 6S, 6D bunlarla çerçeve oluşturmak olarak adlandırabilir miyiz? Tabii. Ama çerçeve bir de şey olarak yapmanız lazım. Yani somut.
Tamam mı? Gün be gün yapacağım şeyler. İşe kalkıp işe gitmek gibi. Kalkıyorum, işe gidiyorum, geliyorum, yapmam gereken şeyler var. Maneviyatta da adam yapmam gereken şeyler var deyip yapmalı. İyi günü kötü günü yok bunun. Kötü günde de yemek yiyor musun? Yiyorsun. Neden? Madem kötü bir gün geçirdin, iştahının olmaması lazım ama yiyorsun. Ha, iyi yiyorsun gibi. Ha? Evet. Maneviyatta da öyle düşün. İyi gün, kötü gün çalışıyorum. Ruzbeh sormuş. Hocam sabırdan bahsettiniz. Bu yüzden mi Allah'a ulaşmak için ne kadar çabalarsak çabalayalım daha az sonuç alıyoruz? Ne kadar Yaradan'a, Allah'a ulaşmak için çaba sarf edersek, Yaradan'a ne kadar uzak olduğumuzu görüyoruz. Ve bu yolda ilerleyiş. Ne kadar uzak olduğumu göstermesi Yaradan'ın adama iyi bir şey. Biraz önce dediğim gibi kötülüğümü göstermesi benim için iyi bir şey. Çünkü neyi düzelteceğimi gösteriyor. Yardımcı oluyor bana. Çocuklarımıza da büyürken neyi yanlış yaptıklarını gösteriyoruz ki büyüdükleri zaman yapmasınlar aynı hatayı, yoksa başları belaya girer. Yerden de adama olumsuz yanlarını, kötülüklerini gösterdiği zaman bir taraftan yerdandan uzak hissediyorum kendimi. Tamam mı Ceren? Ama öteki taraftan bana gerçeği gösteriyor. Doğru mu? O yüzden şikayetçi olmamam lazım. Kendimden nefret etmemi gereken bir şey var mı? Yok. Çünkü Ceren'i Ceren yaratmadı, öyle değil mi? Yaradan yarattı. O yüzden nefret etmem gereken bir tek şey var hayatta. İlerlemem gereken yöne gitmek isterken doğan bana engel oluyor. Tamam. Bu kötü olan şey. Kötü yaratılmam benim elimde değildi hiçbir zaman. İşin başı da değildim, sonu da değilim. Yani yaratılışın amacı da benden çıkmadı, başı da benden çıkmadı. Adamın nefret etmesi gereken şey kendisine engel olan doğası. Neden bundan nefret etmesi gerekiyor? Yaradan'a ulaşmaya engel olduğu için. Ortada Yaradan olmasaydı doğamızdan da nefret etmezdik. Sokaktaki adam doğasından nefret etmiyor. Öyle değil mi? Mutluluk içerisinde çalıyor, çırpıyor, her türlü şeyi yapıyor. Niye? Yaratılışın amacına gelmek gibi bir arzu yok. İçgüdüleriyle yaşıyor. Aynen bir kedi köpek gibi. Ama adam olmak isteyen birisi, adam olmasına engel olan şeylerden ve o şeylere karşı çaresizlikten sıkılıyor. O zaman yerdana dönersek hep birlikte, o zaman iyi bir iş çıkarırız. O yüzden kendimizden nefret etmemiz gerekmiyor. İşimizi yapalım ve dönelim. Anlaştık Ruz Bey. O yüzden bu iyi bir şey. Ama eğer bağlanırken teslim olursak, sessiz kalırsak ve aşırı çaba harcamadan beklersek, sonra yanımıza gelecek, doğru mu? Teslim olursak, bunu doğru cevaplamam lazım. Yerdan'ın bana getirdiği olaylara karşı boyun eğmek zorundayım. Boyun eğmek zorundayım ki yerdandan bana gelen olayların üstesinden geleyim. Başka türlü üstesinden gelemem. Akiva'nın hikayesi gibi denizde. Tamam, gemisi batıyor denizde, fırtınada. Ve bir tahta parçasına tutunuyor. Herkes ölüyor. O ise kıyıya çıkıyor. Ve adama soruyorlar. Nasıl olur da sadece sen hayatta kaldın? O da diyor ki üstüme sürekli büyük dalgalar geliyordu. Ve her gelişinde kafamı eğdim. Yani Yaradan'ın getirdiği koşullara karşı yapmam gereken şey yolda ilerlerken onlara pasivize olmak.
Pasivize olmak demek bir şey yapmıyorum demek değil. Şimdi o noktaya geleceğim. Pasivize olmak maneviyatta çok aktif bir eylem. Çünkü egomu indirmem lazım. Egomu indirgemem gerektiği için aktif bir çalışma, öyle oturduğum yerden yapılan bir çalışma değil. O yüzden pasivize olmak demek, egomu eğmek demek, yola eğmek. O yüzden sessizlik bununla ilişkilendirirsen, benim dediğim şekilde ilişkilendirirsen hemfikirim. Ve aşırı çaba harcamadan beklersek, aşırı çaba harcamamız gerek. Oturduğumuz yerde bekleyemeyiz bir şey olsun diye. Bu dünyada da oturduğunuz yerden bir şey olsun diye beklerseniz bir şey olacak mı? Ümit ederim olmayacağını biliyorsunuzdur. Değil mi? Belki kimse bir şey demiyor. Hayır hocam olmayacak. Bir şey yapmak zorundayız. Tamam. Durum bu. O yüzden adam her türlü çabayı sarf etmeli. Tüm çabasını sarf edecek sürekli. Sabırlı bir şekilde çalışmak demek bu. Ondan sonra yerden adamı değiştireceği zamanı biliyor. Adamın değişmesi için doğru duaya gelmesi lazım. Yani yaradanla aramızdaki ortak bir arzu olması lazım. Çaba sarf etmezsem arzum büyümez. Hayatta arzu bir şeyi ne kadar çok yapmaya çalışırsam büyür. Tamam, iş hayatı gibi. Para kazanmak istiyorum. İşlerimin iyi gitmesi lazım. İşlerimin iyi gitmesi için çok çalışmam lazım. Öyle değil mi? Ama ne zaman para gelecek tam bilmiyorum henüz. Üç aşağı beş yukarı belki şöyle böyle. O yüzden maneviyatta biraz daha tabii ki nasıl diyeyim bulanık. Ne zaman gelecek bilemezsin. Ama adam sonuç itibariyle arzusu için çalışmak zorunda. Ne kadar çok çaba sarf ederse de o kadar çok ona bağlanır. Bırakmak istemez. Dağıtım da o yüzden çok önemli. Çünkü kendimden çok vermiş oluyorum. O zaman yolu bırakmak istemem. Okay. Durum bu Ruzbe. Murat sormuş. Rehberin bu çalışmalarda mistik fıstık olarak adlandırılan çalışmalarda ifşa olduğu üzere rehber öğrencilere sırf sınamak amacıyla yanıltıcı bilgi verebilir mi? Yok olur mu öyle şey? Bir baba çocuğuna hayatla ilgili yanıltıcı şeyler verebilir mi onu sınamak için? Bak şimdi 5 yaşında sağda solda dolanıyor etrafımda. Ona kasten çalım atabilir miyim yani? Ya da ona kasten bir şeyi yanlış öğretebilir miyim? Şuna bir yanlış öğreteyim de bir devrilsin, aklı başına gelsin diyebilir miyim bir baba olarak? Tam tersine. Hiçbir şeyde ayağa takılmasın diye her şeyi 1.000 kere söylüyorum. Eğer benim derslerimi biraz dinlediyseniz ne kadar çok şeyi 1.000 kere söylediğimi görürsünüz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çünkü maneviyatta da insanın büyümesi bir çocuğun büyümesi gibi. Girmiyor kulağımızdan. Girse de unutuyoruz ters olduğu için kafamızı. İnsan kendi kafasına göre gitmek istiyor. Yerden de bizi sınamıyor. Yerden insanı büyütür. Tecrübeyle, yaşattıklarıyla. Rehber acı şeyler yaşatmadan büyütmek ister. Yerden de acı çektirmek istemiyor. Ama görünmediği için bilmiyoruz, mesajı alamıyoruz tam yerden. Problem. Eğer yerden algılıyor olsaydık problem olmazdı. Derdik ki ne istiyorsun abi sen bizden? Şunu şunu şunu. İyi, ağa mısın? Yapıverelim. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Ama o şekilde yerden edinemeyiz. Şekilde iyi bir eşek oluruz. Ama adam değil.
O yüzden Yaradan'ın adamı erdemli kılabilmesi için adamın tecrübelerle böyle bir hayat inşa etmesi lazım. O yüzden bizi sınamaz Yaradan. Bazen dışarıdaki metodlarda Yaradan bizi sınıyor falan derler. Neyimizi sınayacak? Hepimizi alma arzusu yaratmış. Hepimizin nasıl işlediği, yazılımımız yaratılışın başından belli. Ne yapacağımız başından belli. Ne edeceğimiz başından belli. Hepimizin doğası, karakteri, ne mal olduğu belli. Neyi sınayacak? Öyle değil mi? Şimdi kendimi bir eşek yaratıp da seni sınavdan geçireceğim diyebilir miyim eşeğe? Beni zaten sen yaratmışsın. Neyimi sınayacaksın? O yüzden yerden de, rehber de, çevre de, dostlar da hepimiz birbirimizi büyütmemiz gerektiğine inanmalıyız. Ve insanın büyümesi lazım arkadaşlar. Adam olması lazım. Tek olay bu. Hisler sonuç. Hep benim tüm formüller verilmiş. Neden bu kadar diretiyoruz? Bilmem. Hemen bir sor kendine. Neden bu kadar diretiyorum diye. Doğamızı nasıl aşalım hislen? Bugün hemfikirsin. Yarın sokağa çıktığın zaman hemfikir olmayacaksın. Biraz bizle çalış. Benle de hemfikir olmayacaksın. Olmaz doğamız. Haz alma arzusuyuz. Taviz vermek istemez. O yüzden iki şekilde yerden bizi kırabilir. Ya çalışmadan edindiğimiz akılla ve bunun böyle olması gerek hoşuma gitmese de bunu yapmak zorundayım diyerek ya da sokaktaki adama davrandığı gibi bombaları atarım ve adam ederim. Aynı o şekilde. Hayatta ne diyor güzel bir güzel bir cümle var. Allah'ın dediği olur derler. Doğru mu? Öyle güzel bir cümle var. Hayatta her şey Yaradan ne istiyorsa, nasıl istiyorsa o şekilde gider. Ve adamın bu konuyla ilgili en ufak bir seçeneği ve seçimi yok. Kendisini geliştirmek için seçtiği çevre dışında hiçbir şeye karar veremez. O yüzden insanın yapabileceği tek bir şey var. Çevreyi seçmek. Gerisi çevrenin kontrolü altında. O da ilahi takdir. Tamam gitgide ego artıyor ama biz daha şanslıyız. Neden hadi şu formülleri uygulayalım deyip Roma'yı yakmıyoruz? Yakamayız. Yakamayız. Roma'yı yakmak istiyorsan şarkıdaki gibi aşık olman lazım. Öyle değil miydi? 90'lı yıllarda ben gençken vardı bir şarkı ve Roma'yı da yakarım diye. Ha? Niye? Çünkü gözü başka bir şey görmüyor. Eğer kişinin de gözü yerdandan başka bir şey görmezse o zaman yakabiliriz. Yoksa nasıl yakacağız? Yakamayız. Kişi egosuyla kendi kendisini yaktığını yavaş yavaş görmeye başlar. Aşama aşama. Biz egomuzun bize an be an ne kadar zarar verdiğini görmüyoruz. İnsanoğlu olarak kümülatif bir şekilde doğaya bakarsak, eğer hayata diyelim ya da hayatta yaşadığımız her şeye bak, insanoğlu olarak bakacak olursak, o zaman anlıyoruz ki biz kendi kendimize zarar veriyoruz. Öyle değil mi? O onları öldürüyor, bu bunları öldürüyor, onlara bir şey yapıyor, bu bunlara bir şey. Herkes birbirine kötülük yapıyor. Ve görüyoruz ki ya insanoğlu birbirini yiyor. Tamam. Ama biz kendimize atfetmiyoruz bunu. İnsan da başkalarına atfetmiyor. Herkes başkasını suçluyor. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor, o şunu suçluyor. O diyor ki benim saçımı çek diyor. O dedi ki o beni cimcikledi. Ve öyle öyle. O yüzden yavaş yavaş bir gelişim safhasındayız. O yüzden binlerce yıl geçmesine rağmen hala eski tas eski hamam dünya gördüğün gibi. Çünkü ızdırap bir birikim meselesi. Yerden birden tüm ızdırabı adama veremez. Adamın çünkü kalkacak hali kalmaz. O yüzden iki tokat bir öpücük misali gidiyor hayatta bizle. İki silkeliyor.
Ondan sonra biraz sırtımızı sıvazlıyor. Hadi şaka yaptım, şaka yaptım. Gel biraz daha ilerleyelim diyor. Ondan sonra bir daha çakıyor. Tamam gel gel, yok bir şey diyor. O şey öyle öyle. Hayatımızda öyle değil mi? İki tokat, sonra biraz nerede haz alabiliriz diye bize bir ışık gösteriyor bir yerden. Oraya ümitle gitmeye başlıyoruz. Ondan sonra oradan da bir çakıyor. Başka bir yerde ışık peşinde koşuyoruz. Oradan da bir haz alabiliriz belki diye oraya doğru. Oraya gidiyoruz, orada da bir çakıyor da orada çakıyor. Adam öyle öyle kulağa duymaya başlıyor. Hayatımızda her şey iyi gideydi, kim maneviyat çalışmaya gelecekti? Kim? Niye geliyoruz hayata? Bakıyoruz ki hayat boş. Bomboş. Nasıl geliyoruz o kanaate? Izdıraplarla. Şimdi dünyevi hayatın boşluğundan maneviyata geldik. Roma'yı yapmak için manevi çalışmamda da bir boşluk hissetmem lazım. Dibin dibi. Öyle. Kıvama gelmeyi bekliyoruz dediğin gibi. Bağlaçlama güzel bir örneği var. Tüm insanoğlu ocakta pişen bir türlü gibi diyor. Yavaş yavaş pişiyor. Bu şekilde. Göktürk sormuş. İnsanın çocuğu için dua etmesi ya da kendine dua etmesi oluyor değil mi? Aynen. Aynen. Maneviyatta ilerlemek istediğin zaman dostlarını çocuğundan daha çok sevdiğin zaman. Adama zor geliyor ama öyle. Çocuk adamın parçası çünkü, o yüzden. Bana ait. Benim gibi. Yerden acımasız ha. Elçin sormuş. Rehberim, öğrendik ki yerden bizden ona doğru arzuyla yönelmemizi istiyor. Ancak her şey zıt koşulu ile var oluyorsa, yerden ne kadar derin arzu ve ihtiras besleyebilirsek aynı zamanda içimizde de ıslah edilmeyi bekleyen derin ve keskin kötülüklerimiz olduğu anlamına gelebilir. Gelebilir değil öyle. Ne kadar çok çaba sarf edersem ödülüm ne olacak? Ne kadar çok kötü olduğumu görmek. Öyle değil mi? Ne kadar iyi olmaya çalıştıkça yerden ne kadar kötü olduğunu gösterecek. Bu ödül. O yüzden kişinin mantığına ters. Çünkü adam düşünüyor ki çalıştıkça daha çok para kazanıyor olmam lazım. Mantıken. Ama görüyoruz bu dünyada da o mantık artık çalışmıyor. Ne kadar kurnazca çalarsam zengin oluyorum. Değil mi? Ters mantık. O yüzden maneviyatta da ters mantık. Ne kadar bir şey edinmek istersem ona ne kadar uzak olduğumu, yani edinmeye ne kadar içimde engellerin olduğunu görmem lazım. Ancak yerden zamanla ve çabamıza göre ifşa eder. İçimizdeki bu derin kötülüklerle göz göze geldiğimizde kendimize nasıl tamir edeceğiz? Biraz önce Ceren'e söylediğim gibi. Bizi kötü yarattığı bariz. Kabalistler söylüyor. Kabalistleri bırak, yerden de diyor öyle Tora'da. Tam Tora'yı Musa'nın kitabında. Ne demek Tora Musa'nın kitabı? Yani Musa ile yerden arasındaki ilişkide ifşa olan şey. Yerden adama nasıl insanı yoktan var ettiğini anlatıyor. Tam yerden de aramızda bağ gelelim. Hepimiz göreceğiz yerden bizi nasıl yarattı. Ve gösteriyor ki kötü yaratmış. Kötü. O yüzden Tora'da diyor. Sizi ben kötü yarattım diyor yaradan. Hiç utanmıyor söylerken bize. Sizi ben kötü yarattım diyor. Ve şifası da ben. Eğer hayatta da olumsuz şeyler olmasaydı çocuklarımız için bize gelmezlerdi. Ve çocuklarımızla hiç bağımız olmazdı. O yüzden çocuklarımızla inşa ettiğimiz ilişkinin temeli
onların ihtiyaçlarını tatmin etmemiz üzerine kurulu. Öyle değil mi? Öyle, evet. O yüzden çocuklarımız oluyor. Ne yapıyoruz? Onlara bakıyoruz. Tümüyle bize bağlılar ve bağımlılar. Biz olmadan hayatta kalamazlar. Öyle değil mi? Yerdanla insan arasındaki ilişki öyle. Yani insan yerdan olmadan var olamaz. Şimdi buradan bir başka koşul da ortaya çıkıyor. Yerdan da dolayısıyla insan olmadan var olamaz. Çünkü ikisi birbirine bağlı. Anne ve çocuk gibi. Çocuk annenin parçası gibi. Ve çocuk da kendisini annesinin parçası gibi hissediyor. Onunla özel bir bağ var. Yerden de aramızdaki bağ o yüzden ikimizi de gerekli kılıyor. Yani yerden bana bağlı, ben de yaradanım. Yerden ne kadar mütevazi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Biz kendimizi pasivize etmekten bahsediyoruz. Düşünsenize, yerden kendisini bize ne kadar pasivize ediyor, bizi büyütmek için. Yaradanın yüceliğini görmek çok zor. Çünkü biz bu dünyada bir şey almayınca hep ağlıyoruz küçük çocuklar gibi. O yüzden annelerimizin yüceliğini anne olunca anlıyoruz. Nasıl her şeyden vazgeçtiklerini, fedakarlık yaptıklarını, bize nasıl hizmet ettiklerini. Öyle değil mi? O yüzden kişi de maneviyatta büyüdükçe yaradanın ne kadar her şeyi kendisi için yaptığını ve sadece onu düşünerek her şeyi yaptığını hissetmeye başlıyor. Yaradanın yüceliğini görmek bu. Ve bunu adam içinde böyle ifşa etmeli. Esas kendimizi o zaman kötü hissedeceğiz. Öncesinde değil. Öncesi şimdi anaokulu gibi. Düştüm. Ay elim çizildi misali. Esas yerdanın bize yaklaşımını ifşa ettikten sonra adam kendisini kötü hissediyor bayağı. Çünkü bakıyor ki tüm hayatı boyunca hayatında olan her olumsuzluğu Allah kahretsin demiş. Esas o zaman üzüleceğiz. Evet. Bakalım o zaman esas nasıl tahammül edeceğiz. Hı? Kendimize. Serhat sormuş. Rehberin birini sevmenin düşüncesi bile ızdırap veriyorken bu hisse nasıl geleceğiz? Bilmiyorum Serhat. Ama gelsek iyi olur. Yerden diye birisi varmış. İnsan isterse yardım ediyormuş diye duydum. Yardım almaya gidelim. Başka çaremiz yok. İnsan arkadaşlar hiçbir zaman başkasını sevemez. Defalarca konuştuğumuz gibi. Biraz daha maneviyat çalışalım. Göreceğiz ki hiçbir eğilimimiz de yok birini sevmeye yönelik. Ama zoraki bırakacak hayat bizi. Çünkü var olamadığımızı göreceğiz başka şekilde. O yüzden yavaş yavaş çalışmada anlayışa geleceğiz. Başka çaremiz de yok. O yüzden iyi çalışalım. En azından kalbimiz el vermiyor. Doğru. Ama aklımız yavaş yavaş anlaması lazım. Tina sormuş, eğer bir dost gruptan ayrılırsa bu benim ona dost sevgisi görevimi yerine getiremedim demek mi? O... Öyle de diyebiliriz. Tina, öyle de diyebiliriz. Ama yapacak bir şey yok.
Rehberim dostu haklı çıkarmak için sınırlar var mı? Dostu manevi çalışmamızda zarar vermediği sürece, yani bizi bölmediği sürece, bozmadığı sürece haklı çıkartabilirim. Kasten kötülük yapmıyorsa, kasten kötülük yapmadığını nasıl anlarım? Değil mi? Oturup konuşup değerlendirmemiz lazım. Oturacağız hep birlikte konuşacağız. Bu doğru bir davranış mı, doğru bir yaklaşım mı, değil mi? Netleştireceğiz. Mani sormuş. Kaç tane İbranice kelime kullandınız? Şalom, Şabat ne anlama geliyor? Şalom, Şabat değil, Şabat, Şalom. Yani İbranice konuştuğum için konuştukça kullanıyorum kelimeleri. İlk sorunun cevabı o. Şabat, Şalom. Şabat cumartesi demek. Şabat şalom. Cumartesi yerden bizi selamete, bütünlüğe getirecek demek. İşin 6 günü kişinin çalışması lazım derler. 6 gün ıslah etmem gereken bir zaman süreci. Ama günler değil bu. Ben bu bir ölçü. O yüzden takvimde gün saymak gibi değil. 6 gün zerampin. 6 artı 1, 7. Zerampin artı Malkut. 7 Sefira. Malkut'un bineye çıkması demek. Yani alma arzumun ihsan etme seviyesine çıkması için gerekli çalışma miktarı demek. Eğer bu miktarı tam yaparsam, Yaradan Şabat'ta barış getirecek demek. Yani benim çabamın üzerine kendisi tamamlamayı getirecek ve ıslah edecek. O şekilde dereceyi tamamlamış olacağım. O yüzden Şabat'ın girişi var, Şabat'ın yükselişi var, Şabat'ın bitişi var. Ondan sonra ne olacak? Bir sonraki arzumun ıslahı ile uğraşacağım. Yeni arzum çünkü ortaya çıkacak. Ama o yüzden Şabat'tan çıkıyoruz cumartesi günü. Yani yeni bir karanlığa giriyoruz. Ve şimdi yeniden çalışmaya başlamam lazım. Ta ki bir sonraki zamana kadar. Atabildim. O demek. Şabat şalom. Aşkın sormuş. Kendimizde var olduğunun şu an farkında olmadığımız kötülüklerimiz mi ifşa olacak efendim? Aynen. Aynen. Ama amaca yönelik bakın. Hep tekrar ediyorum. Kulağınıza küp olsun. Tamam mı? Ne kadar yediğim, ne kadar uyuduğum, ne dünyevi arzularım değil. İnsanla insan arasındaki sevgi oluşturmaya karşıt niteliklerim ortaya çıkacak. Bunlardan bahsediyorum. Yani kötülüğün ifşası dünyevi hayatımdaki ne kadar yedim içtim, yok ne bileyim ne kadar gezdim, tozdum, cinsel hayatımdı, para kazandımdı, bilgimdi. Bunlarla hiçbir alakası yok. Kötülük insanla insan arasına İnsanla insan arasında inşa etmem gereken sevgiye karşıt şeyler içimdeki. O kötü. Ceren sormuş. Geçen haftalarda bir dakika başka tam bir kısma geliyoruz. Geçen haftalarda Asya'dan çıkabilecek bir virüsten hastalıklardan bahsetmişsiniz. Son zamanlarda böyle haberler duyuluyor. Güney Baruk grubunda insanlar uzun zamandır çalışıyor ve bize ifşa olan kötülükler gün be gün artıyor. Her ne kadar zorluklar insanları yerden yöneltse de bizim çalışmamızın iyi yönde etki etmesi gerekmez mi? Niye? Niye bizim çalışmamızın iyi yönde etki etmesi gerekiyor? Belki iyi yönde etki ediyordur. Nereden biliyoruz? Biz çalıştık, sen geldin, doğru mu? Ya da hepiniz. İyi bir etkisi olmuş mu? Siz söyleyin. Ben söyleyeyim. Dünyadaki insanlar için yapabileceğimiz tek şey elimizden geldiğince anlatmak. Elimizde başka hiçbir silah yok. İnsanoğlu maneviyata çok uzak. Çok. Bir taraftan iyi. Çünkü ancak herkes bu kadar uzak ve kötü hissediyorken yakınlaşabiliriz yola.
Öteki taraftan da bu kadar uzak iken tokatlar da ağır olmak zorunda. Doğa kanunları böyle. Oğluma üç kere söylüyorum. Dördüncü kere biliyorsun olacağını. Beşinci kere yapmıyor ama sonunda. Sonra anladı ki bir iki kere söylediğim zaman jetonun düşmesi lazım ve unutmaması lazım. İnsan da öyle. Yapacak bir şey yok. Covid çıktığı zannededim. Dedim ki Covid geçse bile sonra yine bir virüs daha çıkar. Neden? Çünkü ders öğrenene kadar devam eder. O yüzden sürpriz yok. Doğal afetler, virüsler, savaşlar. Bizi de doğal afetlerle yiyecek biraz. Bizim üstümüzden öyle geçecek. Dua edelim ki bir savaşa girmeyelim. Biz bir daha bir savaşa girersek Hasan sormuş. Kötülere karşı savaşan çok mert insanlar tanıdım. Hatta o yolda öldüler. Bunun maneviyatta bir anlamı yok mu? Ya da yaradan açısından hiçbir anlamı yok mu? Nasıl yani kötülere karşı savaşan? Tüm insanoğlu kötü diyoruz. Kötü kötüye karşı savaşıyor sürekli. Bir adama göre iyi, başka bir adama göre kötü. Herkesin bakış açısına göre iyi ve kötü. O yüzden bir şey benim gözümden kötü olabilir, senin gözünden iyi olabilir. İkimiz de egoistiz. Sen sanıyorsun ki sen iyisin. Ben sanıyorum ki ben iyiyim. Benim yanımda olanlar beni iyi gözüyle görüyor, seni kötü olarak görüyor ve diyor ki o tüm mertliğiyle kötülere karşı savaşıyor. E senin yanında olanlar da sana aynı şeyi söylüyor. Hiçbirimiz iyi değiliz. Herkes kendi kafasına göre dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Ve herkes o yüzden birbirini suçluyor. Hiç kimse dünyayı değiştiremez. Yerden istemediği sürece hiçbir şey değişmez. Yerden bir şey değiştirmesi içinse adamın istemesi lazım. Tıpkı çocuğun gelip baba ben bunu istiyorum diye beni zıvanadan çıkarması gerektiği gibi. Ki gidip lanet olsun deyip alayım. Yoksa rahat edemeyeceğiz. Yerden için de aynı şey gerekli. Boşuna bebek sürekli ağlamıyor. Hayata ağlayarak başlıyor. Ne yapıyorsun sen? Kontrol ediyorsun. Karnı mı aç? Gazı mı var? Altını mı kirletti? Uykusu mu var? Ateşi mi var? Ben bu beş şeye bakıyorsun. Ona göre. Sana söylemiyor ne olduğunu. Sadece ağlıyor. O yüzden adamın da yerden ağlaması lazım sürekli. Problem doğru şey için ağlamak. Nilüfer sormuş, rehberim dostu aklı çıkarmak ne demek? Bunun anlamı nedir? Kabalistik anlamı. Dostu haklı çıkarmak demek. Yaptığı şeyleri manevi yolunda yani doğru olarak kabul ediyorum. Niye doğru olarak kabul ediyorum? Çünkü bana beni gösteriyor. Ama dediğim gibi olumsuz şeyler oluyorsa netleştirmemiz lazım. Her şeye öyle pasifize olamam. Eğer kasten kötülük yaptığını hissediyorsak grup olarak yola karşı olduğunu hissediyorsak laga luga yapıyorsa yani anlayacağım. O zaman konuşmamız lazım. Nedir durum diye. Tamam mı Hasan? Buradan biraz önce soran. Yerden açısından hiçbir anlamı yok yani Hasan. Herkes herkesi öldürüyor. Ve herkes kendini haklı sanıyor. Son sorumuzu da yaptık mı?
Geceyi bitiririz. İçimde bir şeylerin uyandığını sezinledim ama yabancı dil bilmediğim için sadece sitenizdeki notları okuyarak anlamaya çalışıyorum. Bu anlamda Kabala'ya giriş notlarınızın hepsini anlayarak okudum ve bir sonraki bölüme geçeceğim. Tek başıma çalışıyor olmam tanrısallığın sırlarına ermem için engel mi yoksa mümkün mü? Tek başına bilgi edinirsin ama bir şey edinemezsin. Okuman iyi ama. Ben de gelmeden önce gruba her şeyi okumuştum. Herkes de söylüyorum, bol bol okuyun. Bizim sistemimiz çok zengin. Birçok dilde olmayan makaleleri bizim sistemimizde bulabilirsiniz. Çok zengin. O yüzden oraya girin, bol bol okuyun. Elinizden geldiğince her şeyi okuyun. O zaman başarılı olursunuz. Daha sonra gruba girince bir şeyler yaşadığınız zaman jeton çabuk düşer. Aa, ben bunu okuduydum dersiniz. Ve bu tür şeyler adamı yolda tutar. Okuduğu şeyleri yaşadığımı görmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü bir taraftan yolla hemfikir değilim. Çünkü canımı sıkıyor olaylar. Ama öteki taraftan yolda yaşadığım şeylerin kabalistler tarafından yaşandığını görüyorum. Rehberlik bu demek. Yani yaşıyorum ve görüyorum ki adamlar oradan geçmiş. Adamlar oradan geçmiş. O yüzden makaleler çok önemli. Kaldı ki Rabaş'ın makaleleri kadar önemli makaleler yok. Hiçbir kabalist onun yaptığını yapmadı. Gerçekten hiçbir kabalist onun yaptığını yapmadı. O kadar güzel yazmış ki. Küçük çocukları anlatır gibi. Arkadaşının elinden tut. Onunla şekerini paylaş. Şimdi onu kucakla. Aynen öyle küçük bir çocuğa yazar gibi. Yoksa hayatta Bağla Sulam'ın yazıları kalsaydı bize sadece şansımız yoktu. Çok değer vermeliyiz o yüzden Rabaş'ın yazılarına. Çok. Aynen. Küçük bir çocuğa anlatır gibi anlatıyor. Ve bizim neslimizin ihtiyacı olan da bu. Evet sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Herkese iyi geceler.